Günümüzde müze olarak kullanılmakta olan Trabzon Ayasofya Kilisesi, İstanbul'un Latinler tarafından işgal edilmesinden sonra kaçan ve Trabzon'da 1204 yılında Trabzon İmparatorluğunu kuran krallarından 1. Manuel Komnenos zamanında 1238-1263 yılları arasında inşa edilmiştir. İngiliz seyyah ve araştırmacı G. Finlay tarafından 1427 yılına tarihlenen Çan Kulesi kilisenin batısında yer almaktadır. Kilisenin kuzeyinde yer alan 3 apsisle şapel kalıntısı ise daha erken bir döneme ait olmalıdır. Bir manastır kilisesi olan Ayasofya adı kutsal bilgelik anlamına gelir. Fatih Sultan Mehmed'in 1461 yılında Trabzon'u fethinden sonra da kilise olarak kullanılan yapı 1584 yılında sultanın emriyle Kürt Ali Bey'e adlı bir ayan tarafından bir minber ve müezzin mahfili eklenerek camiye dönüştürülmüştür. 1610'da kente gelen Julien Bordier camiye dönüştürülen yapının onarılmadığı için boş tutulduğunu ve ibadet için kullanıldığını bildirmiştir. Uzun süre ibadete kapalı olan yapı 1865'te Müslüman cemaatin topladığı 95 bin kuruş ile Rum ustalar tarafından onarıldıktan sonra yeniden camiye dönüştürülmüşse de 1. Dünya Savaşı sırasında Trabzon'u işgal eden Rus ordusu tarafından depo ve askeri hastane olarak kullanılmıştır. Savaş sonrasında 1960 yılına dek cami olarak kullanılan yapının freskleri 957-62 yılları arasında Edinburgh Üniversitesi'nden Russell Truss tarafından temizlendikten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek 1964 yılında müze haline getirilmiştir. Her yıl on binlerce turist tarafından ziyaret edilen yapı, Vakıflar Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından camiye dönüştürülmekte, imam atanması beklenmektedir. Müzenin camiye dönüştürülmesi, kimi muhafazakar siyasetçi ve medya kurumlarınca desteklenir, hatta İstanbul Ayasofya'nın da ibadete açılması beklenirken, çeşitli aydın ve aktivistlerce freskler ve yapının zarar göreceği gerekçesiyle müze statüsünü yitirmesine karşı çıkılmış ve Trabzon Ayasofya Müzesi müze olarak kalmalı adlı bir de imza kampanyası başlatılmıştır. 28 Haziran 2013 Cuma günü vakit namazının kılınmasıyla 52 yıl sonra yeniden Müslümanların ibadetine açılmıştır. Geç Bizans kiliselerinin en güzel örneklerinden biri olan yapı, kapalı kollu, haç planlı olup yüksek kasnaklı bir kubbeye sahiptir. Kuzey, batı ve güneyinde revaklı 3 kirişi bulunmaktadır. Yapı, ana kubbenin üzerine değişik tonozlarla örtülmüş ve çatıya farklı yükseltiler verilerek kiremitle örtülmüştür. Üstün bir işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde Hristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu dönemi İslam sanatının da etkileri görülmektedir. Kuzey ve batıdaki revak cephelerinde görülen geometrik geçmeli bezemeleri içeren madalyonlarla batı cephesinde görülen mukarnaslı nişler Selçuklu taş işlemelerindeki özellikleri taşımaktadır. Binanın en görkemli cephesi güneydir. Burada Adem ile Havva'nın yaratılışı kabartma olarak bir friz halinde anlatılmıştır. Güney cephesindeki kemerin kilit taşı üzerinde Trabzon'da 257 yıl hüküm süren Komnenos hanedanının sembolü olan tek başlı kartal motifi bulunmaktadır. Kubbede ana tasvir İsa, onun tanrısal yönünü aksettiren Hristor Pantokrator, her şeye kadir İsa tarzıdır. Bunun altında bir kitabe kuşağı, daha altta ise melekler frizi bulunur. Pencere aralarında 12 havari tasvir edilmiştir. Pandatiflerde değişik kompozisyonlar yer almaktadır.
İsa'nın doğumu, vaftisi, çarmıha gerilişi, kıyamet günü gibi sahneler betimlenmiştir. Ayasofya, yüzyıllar boyunca şehri ziyarete gelen seyyah ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Trabzon üzerine anlattıkları ile ünlü Evliya Çelebi 1648, Piton ve Tournefort 1701, Hamilton 1836, Teksir 1864, Trabzon Şakir Şevket 1878 ve Lunch 1893 yapıya önem veren kişiler arasındadır. Geç Bizans kiliselerinin güzel bir örneği olan yapı, kare haç planlıdır ve yüksek bir merkezi kubbeye sahiptir. Narteks denilen giriş holüne sahip olan bina, üç neflidir. Neflerden ortadaki beş köşeli, yanlardakiler ise yuvarlak birer absisle son bulmaktadır. Narteksin üzerinde şapel vardır. Yapının kuzey, batı ve güneyinde üç revaklı giriş bulunmaktadır. Kubbe ve kasnağı 12 köşelidir. Kubbenin yükünü monoblok, 4 mermer sütun, kemerler ve pantatifler taşımaktadır. Yapı ana kubbenin etrafında değişik tonozlarla örtülmüş, çatı farklı yükseklikler verilerek kiremitle kaplanmıştır. Yapının ana kubbesinin altına rastlayan kısmında opus, sektile tarzında çok renkli mermerden yapılmış bir yer mozaiği bulunmaktadır. Ayasofya'nın süslemelerinin önemli bölümünü meydana getiren fresklerde İncil'den alınmış konular canlandırılmıştır. Kubbede ana tasvir Hazreti İsa'nın tanrısal yönünü aksettiren Pantokrator İsa'dır. Binanın ana kemerleri üzerindeki dairesel madalyonlarda portrelere yer verilmiştir. Yapının tonozlarında da İncil'den alınmış dini sahneler canlandırılmıştır. Absiste Hazreti Meryem kucağında İsa ve yanlarında iki melek figürü ile tasvir edilmiştir. Kuzey duvarında kapı üzerinde dört aziz işlenmiştir. Narteksin merkezinde İncil'in yazarlarını temsil eden dört sembol yer almaktadır. Ayasofya, uzun tarihi geçmişi, merkezi planlı yapısı, yüksek kasnaklı kubbesi, dairesel ve çokgen absisleri, görkemli portikleri, taş işçiliği ve freskleri ile tarihi değerinin yanı sıra sanat tarihi açısından da önemli bir abide olarak günümüzde yaşamaktadır. 1993 yılı sonunda kamulaştırılarak Ayasofya Müzesi alanına katılan 900 metrekarelik arsada valiliğin desteği ve yerel olanakların değerlendirilmesi sonucu oluşturulan köy evi sergisi 1996 yılı Mayıs ayında ziyarete açılmıştır. Sergilemenin amacı giderek yok olan halk kültürüne ait değerlerimizin bir bölümünü kurtararak koruyabilmek, müzemize gelen ziyaretçilere küçük de olsa köy yaşamından bir kesit sunabilmektir. Bu amaçla oluşturulan bu alanda günümüzde ayrıca yöresel yemeklerin de sunumu yapılmaktadır. Alandaki Serender, Of ilçesi Yukarı Kışlacık köyünden bağış yolu ile alınmış, parçaların numaralanıp sökülerek 85 yaşındaki bir Serender ustasının nezaretinde yeniden kurulmuştur. Serendi ve Tekir gibi atlarla da anılan taşınabilir özellikteki bu yapı, tahıl kurutmak ve saklamak için planlanmış olup, Doğu Karadeniz halk mimarisi içinde çok özel bir yere sahiptir. Serender'in yanında portatif olarak kurulan köy evi küçük ölçekli ve tek katlıdır. Bunun için ilimiz Sürmene ilçesi Yukarı Aksu köyündeki eski konutlar arasından seçilerek rölevesi çıkarılan bir örnek esas alınmıştır. Geleneksel tarzda inşa edilen konutun eski yapımında eski yapım tekniğini bilen ustalar çalıştırılmıştır. Kestane ağacından geçme tekniğinde yapılan cephelerden ikisi boş muska gözlü,
Diğerleri taş ve toprak dolgulu muska gözlüdür. Çatı dört omuz olup geniş saçaklı ve kirebit kaplıdır.